Oda TV ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada Türkiye'de Süper Lig'in ve Bölgesel Amatör Lig'in son gündemini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün yanımızda çok değerli konuğumuz Ünye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Murat Ülgen var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Başkanım, bildiğimiz gibi uzun süredir Ünye'de futbolun içindesiniz. Futbolla ilgileniyorsunuz. Ne gibi görevlerde bulundunuz bu süreçte? Bize kabaca bahsedebilir misiniz? Teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Ekranları başından da değerli izleyicilerimize saygılar sunuyorum. İnşallah muhabbetimiz iyi olur. Onları sıkmadan sohbet ederiz. 2000 yılında Ünye Belediyespor'u kulübünü kurduk. Kurucu başkanlığını yaptım. Daha sonra amatör spor kulüplerinde yaklaşık 15 yıldan beri yöneticilik vasfım var. Orada başkan yardımcılığı görevindeyim. Yine Ordu TÜFAT'ta yöneticiyim. Ünye Spor Profesyonel Takımı'nda yöneticilik yaptım birçok kez. Amatör kulüplerde antrenörlük yaptım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Bal Ligi'nde temsilciliğini de yapmaktayız. Yani amatör spor kulüplerinin içerisinde hiç sıkılmadan özgürce görev aldım. Bunu da gerçekten kalpten ve severek yaptım. Şu anda yine Ünye Belediyesi'nin de spor koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Teşekkür ederiz başkanım bizlere katıldığınız için. Ben öncelikle Süper Lig'i konuşmak istiyorum. Haller Hocam siz de hoş geldiniz. Süper Lig'i konuşmak istiyorum. İsterseniz sonuçları ekrana alabilir miyiz bu hafta oynanan, hafta sonu oynanan maçların sonuçlarını? Bu hafta Göztepe 1, Karagümrük 1, Trabzonspor 0, Galatasaray 2, Gaziantep 3, Alanyaspor 1, Yeni Malatyaspor 1, Erzurumspor 3, Denizlispor 1, Ankaragücü 2, Başakşehir 2, Kasımpaşa 2, Gençlerbirliği 3, Kayserispor 2, Konyaspor 1, Rizespor 1, Beşiktaş 3, Sivasspor 0 ve şu anda da dün ertelenen Antalyaspor Hatayspor maçı devam ediyor. Hatayspor en son 2-0 öndeydi. Hala 2-0 önde. 2-0 devam ediyor. Alabiliriz ekrandan. Puan tablosunu da alalım ekrana. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Galatasaray bu hafta Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Beşiktaş takibini sürdürüyor. İkinci sırada Alanyaspor maç fazlası var ama biraz düşüşe geçti. Üçüncü sırada Gaziantepspor kaybetmeden devam ediyor. Dördüncü sırada Trabzonspor ve Başakşehir'in aşağıda kaldığını görüyoruz. Ankaragücü, Denizlispor, Erzurum ve Kayserispor da ligin dibine demir atmış durumdalar. Alabiliriz ekrandan. Hocam haftanın sıcak maçı, en güzel maçıydı belki de, beklenen oydu. Ama biraz durağan geçti. Trabzonspor, Galatasaray. Galatasaray'ın galibiyeti. Müsaadenizle hocam, Halil Hocam'la yok, başlamak istiyorum. Başkanım ilk önce yorumlasın maçı. Ben de bir şeyler söyleyeceğim tabii daha sonra. Şimdi Trabzon-Galatasaray müsabakasını ben de izledim. İzleme fırsatı buldum. Öncelikle Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Trabzonspor'un defans hattında biraz toparlanma oldu. Ama hücum hattındaki zenginliği artık Trabzonspor yaşayamıyor. Evet. Bugün de Covid testi negatife dönen Abdülkadir arkadaşımız bugün takımla beraber çalışmaya başlamış. Evet, başladı. Ben şunu söyleyebilirim. İştenlikle söyleyebilirim. Ortasaya büyük güç katıyor. Hücuma, evet, ofansa gerçekten büyük katkısı var. Onun takıma girmesiyle beraber de Trabzonspor hedeflediği gollere sonuca daha rahat gidebileceğini zannediyorum. Bu hafta ekipmanın olmayışı Trabzonspor'da büyük eksiklikti. Ama yine de Galatasaray müsabakasında Trabzonspor'un pozisyonları var. Biraz hücum hattında beceriksizlerdi. Evet. Galatasaray geldiği pozisyonları, girdiği pozisyonları gole çevirdi ve haklı bir galibiyet aldı. Şunu da söyleyebilirim. Hakem tek konuşulmadığı maç bence bu oldu. Evet. Biz artık Süper Lig'de bırakın takımları konuşmayı, artık hakemler ön plana çıkıyor ve evet, hakemleri konuşuyoruz. Artık bundan kurtulmamız lazım. Tabii bu Trabzonspor Galatasaray maçında da Galatasaray'ın aldığı 3 puanla Galatasaray bir seri yakaladı. Trabzonspor'un da bir seri yakalayacağını umut ediyorum. Çünkü takımda bir toparlanma var. Bir tane galibiyet Trabzonspor'u üst sıralara çıkaracaktır. Şunu söyleyebilirim. İzleyicilerimiz de Beşiktaş'ın bir 4-5 hafta önce şampiyonlukta iddiasının olmadığını, evet, bütün spor kamuoyu ve otoriteler söylerken şu anda Beşiktaş'ı şampiyonluk potasında görüyoruz. Burada 4 tane maçın üst üste alması
Trabzonspor da üst seviyeleri çıkaracaktır. Ben umut ediyorum ki Trabzonspor önümüzdeki haftalarda çıkışa geçecektir. Evet hocam, teşekkür ederiz yorumlarınız için. Halil hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? İzlediniz 90 dakika. Trabzonspor'un ilk 11'ine baktığımız zaman 5 tane 6 tane adam kesinlikle Trabzonspor'da değil, Süper Lig'de oynamayı hak etmiyor. Evet. Afobe, Giannini, Luis Becker, Marlon. Bunlar Trabzonspor'un altyapısında dahi oynayamayacak şekilde potansiyelde futbolcular. Evet. Yani bunu Trabzonspor'da kim izledi? Yani SK'da ekibi var değil mi Trabzonspor'un? Nerede izledi, nasıl izledi? Çok merak ediyorum. Şu Trabzonspor'un ölüsü. Yani kötü Trabzonspor. Sadece savunması arkada bekliyorlar. Fena oynamıyor yani. Mesela Uğurcan iki gol dışında yere yatmadı. Ama Trabzonspor'un pozisyonu 5-6 tane %100'lük pozisyonu var. İşte Canin'in maçın başında var. Evet. İkinci arada Afobe'nin iki tane var. Vitor Hugo'nun vurduğu bir kafa pozisyonu var. Yine Vakame ile Abdülkadir Parmak da pozisyona girdi. Yani Galatasaray geçen maç Karagümrük'e kaybetmişti. Karagümrük, Hatay yeni çıktı lige ama müthiş yabancıları evet. var ki. Bak Hatay yine önde şu an. 2-0 önde. Ben Galatasaray'ın sert bir sert deplasmanda sürekli Galatasaray bence puan kaybeder. Zaten Galatasaray takımı özellikle ikinci yarıda çok pozisyon veriyor. Maça çok süratli başlıyor. Evet. Başlıyor ve orada maçı koparmaya çalışıyor. Daha sonra tabii ki Trabzonspor bu girdiği pozisyonların en azından birini gole çevirseydi maç değişik bir şekilde alabilirdi. Ben de şöyle değerlendirmek istiyorum. Galatasaray şu anda İstanbul dışında puan kaybetmemiş hocam. Deplasmanda evet kaybettiği puanlar var fakat hepsi İstanbul'da. Onun dışında deplasmanda puan kaybetmiyor. Galatasaray bakıyorsunuz aslında pozisyon zenginliği var mı? Pek yok. Yok. Çok iyi bir defansif oyun mu? Pozisyon da veriyor. Ama Galatasaray şu an modern bir futbol oynamaya çalışıyor. Bu da şampiyonluğa götürebilecek bir futbol. Galatasaray düzenli bir futbol oynuyor. İçeride coşkulu oynamaya çalışırken deplasmanda daha derli toplu oynuyor ve genelde de 3 puana ulaşabiliyor. Ben bu şekilde yorumluyorum. Şu anda en net favori olarak Galatasaray'ı görüyorum. Şu an ligde şu takım şampiyon olur, alıp götürür diyeceğim bir takım yok. Mesela dün akşam Beşiktaş'ta hakem kardeşimizin itmesiyle evet. maç kazandı. Kötüydü. Hafta içi aynı şekilde Başakşehir 2'yi 3'ü 4'ü bulabilirdi. Hakem Luis Gustavo yapmadı. İşte yine bir sürü skandal kararlar verdi. Fenerbahçe itildi. Ben şu an Alanya iyi başlamıştı. Onlar da son 4-5 haftada sanırım sadece bir galibiyet alabildiler ki ligde sanki bangır bangır oynayan sadece bir Gaziantep futbol evet. kulübü var. Şimdi Halil Hocam tabii ki pozisyonlarda hakemler istedikleri gibi pozisyonu değerlendirebiliyorlar. İşte bir hakem ona kırmızı kart veriyor, diğeri sarı kartı geçirebiliyor ama taca çıkmış bir topun evet. yorumu olmaz. Bunun da görülmesi lazım yani, hocam. Bu büyük bir hatadır. Bütün dünyaya rezil olduk. Aynen öyle. Yani artık MYK'nın bu işi düzeltmesi lazım. Futbolun önüne geçti. Yani siz zevk alabiliyor musunuz bir Süper Lig maçı izlerken? Ben inanın geçen de kapattım televizyonu. Bursaspor'un maçını izledim. Evet. 3-0'dan gençleri İstanbul'da zevk aldım. Yani artık oraya doğru gidiyoruz. Artık MYK'nın hakemlere bir çeki düzen vermesi lazım. Yoksa bu Süper Lig çok geriye gidiyor. Evet. Ya bir de hocam gündemde bir algı oluyor. Mesela Fenerbahçe maçında belli hatalar oldu. Oraya da geleceğiz, konuşacağız. Önceki haftanın önemli maçı. Yangın yeri oldu her yer. Rıza Çalınbay Galatasaray maçında bir penaltısı verilmemiş. Bir ay boyunca konuştu. Avrupa maçına çıkacak adam. Konuşuyor Galatasaray maçında penaltı verilmedi. Dün özellikle bekledim. Maçı kapatmadım. Yayıncı kuruluşu kapatmadım. Bekliyorum ne diyecek diye. Dedi ki hakemler hata yapabilir, olabilir. Yahu standardımız olsun. Tamam hata yapabilir, herkes hata yapar. Da senin burada standardın yok. Ona başka diyorsun, buna başka diyorsun. Yorumcuları izliyorum. 2-3 santimle çıkmış ne olacak? Yahu 2-3 santimle offside'ı veriyorsun. E taçı niye vermedin? Yani bir standart yok. Bu şekilde enteresan bir durum var. Kimse konuşmuyor. Ben pek hayırlı görmüyorum. Dediğiniz gibi keyif de almıyorum. Yani Süper Lig'in durumu pek iç açıcı değil deyip tam olarak Beşiktaş maçını konuşmak istiyorum. Beşiktaş kazandı 3-0. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Bu 3-0'lık galibiyeti. Ben Beşiktaş'ı dün beğenmedim. Oyun olarak, belki skor olarak istediklerini aldılar ama oyun olarak Beşiktaş dün pozisyon verdi. Yani oyun üstünlüğünü alamadı iç sahada oynamasına dakika rağmen. Dakika 65-70'e kadar üstündü Sivas. Evet. Sivas Spor sürekli üstündü. Golü de bulabilirlerdi. Atamadılar. Çok gol kaçırdılar.
Başkanımın da yorumları önemliyiz. Ben evet, Beşiktaş'a başkanım. Yani dediğim gibi bir şampiyon takım, lider takım gibi bangır bangır oynayan bir takım yok şu an Türkiye'de. Gaziantep dışında. Ya tabii şimdi Beşiktaş bir seri yakaladı. Evet. Moralleri çok iyi. Özellikle Atiba çok iyi oynuyor. Yani orta sahayı sırtlıyor. Evet. Genç kalecilerimiz Galatasaray'ın olsun, evet, Beşiktaş'ın olsun. Genç kaleciler artık kendine gelmeye başladı. Bakın bir Galatasaray'ın kalecisi Trabzonspor'un kafa vuruşunu 90'dan aldı. Evet, Okan. Yani Mustera'nın evet, çıkardığı topları çıkarmaya başladı. Bu da Galatasaray skorda şu anda lig lideri. Evet. Beşiktaş'ta Sergin Hoca ile beraber bir ivme yakaladı. Yönetim Sergin Hoca'nın arkasında durmakla çok iyi bir karar verdiler. Sergin Hoca'mız 3 hafta önce konuştuğunda, hakemleri etki ettiğinde işte sürekli bizim lehimize, aleyhimize hataların olduğunu söyleyerek bu hafta çıkıp konuşmasını beklerdi. Evet. Şimdi futbol öyle yere gidiyor ki bunu konuşmadığımız zaman değişik haller alıyor. Beşiktaş takımı kontrata iyi çıkıyor. Ben beğeniyorum. Evet. İyi takımları var bence. Evet. Sol bekte oynayan genç futbolcumuz Rıdvan artık kendine geldi. Gerçekten evet, Türk futbolu belki milli takıma kadar yükselip orada formaya kapacağını zannediyorum. Beşiktaş ne yaptığını bilen, nasıl oynayacağını bilen bir takım. Ben yorumcuların şöyle bir yorum yaptığında, ben Beyaz TV ile izliyorum, şöyle bir yorum yaptıklarında demişlerdi ki Beşiktaş bu sene şampiyonluğa oynayamaz. Sinan Engin demiş ki Talisca geldiği zaman şampiyon olur demişti. Evet. Ben o zaman evde babamla konuşurken şunu söyledim. Ya daha çok erken. Burada az önce siz dediniz ya İstanbul'da puan kaybetti. Fenerbahçe 3 maç kaybetti. Evet. Kadıköy, değil mi? Evet. Yani artık seyirci de yok. Takımların 12. gücü yanlarında değil. Evet. Anadolu takımı gelip büyük takımlara çelme takabiliyor. Beşiktaş haddini bilerek oynuyor. Ben evet, gol yemeyeyim. Nasılsa bir gol bulurum diyor. İyi dediniz ya 60. dakikaya kadar Sivas üstünde. Sivas eğer bir gol bulabilseydi Beşiktaş belki savunmasında evet, daha açıklar verip maçın skoru değişebilirdi. Orada ikinci devrede şunu kabul edemeyiz. Yani o futbolcunun hakeme telefon göstermesi onun görevi değil, onun işi evet, değil. Tabii. Orada kart haklıydı. Haklı, kırmızı tartışılmadı. Kesinlikle haklıydı ve takımını 10 kişi bırakarak maalesef bu sonucu aldılar. Beşiktaş takımı oturdu. Bundan sonra da lige zevk vereceğini zannediyorum. Önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Evet. Tabii. Halil Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Gezal'dan bahsetmek istiyorum. Gezal müthiş bir açıcı, ligdeki en zeki oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi Beşiktaş oyun sıkışsa bile bir şekilde onun sayesinde skoru bulabilir. Aboubakar zaten 8-9 tane gol attı ligde. Evet. Dün akşam... Dün hocam o da annesini kaybetmiş. Evet, dün akşam sağ yoktu sahada. Dün akşam da oynasa belki dün akşam da atacak. Evet. Sanırım gol krallığını birinci ya da ikinci büyük ihtimalle Aboubakar. Şimdi orta sahaya baktığımız zaman bir Atiba var. Hocam takımın olsa Süper Lig'de alır değil mi? Her takım ister. Hocam Hatay 4-0 yapmış bu arada. Evet. Hatay sonra devam ediyor. Dorukhan diyoruz. Beşiktaş'ta yedek şu an Dorukhan. Övüyoruz değil mi Dorukhan'la? Evet. Ozan bizim en iyi geçiş oyununu yapan futbolcularımız diye Türkiye'de. Ve bir tarafta Gezal. Diğer tarafta şey Mensah, ben çok beğeniyorum Mensah. Mensah oynuyor. Müthiş bir delici orta evet, sahada. Solda işte Enkudular, Larinler falan. İyi takım yani. Beşiktaş o kadar bir şey değil. Duran topları Gezal harika kullanıyor. Evet. Müthiş kullanıyor. Etkili kullanıyor. O ilk tartışılan golde de attığı bir ters top içeri müthiş bir asist. Ya Vidan'ın da gelmesi takıma tabii, biraz güç kattı. Evet. Bu aldığı puanda da zaten 2 haftadır attığı gollerle sonuçlara gittiler. Takım yavaş yavaş oturuyor. Ben Beşiktaş'ı beğeniyorum. Evet hocam çok soru geliyor amatörlüklerden bahsetmeyecek misiniz diye. Çok önemli duyumlar aldım. Bugün önemli görüşmeler yaptım federasyondan. Birazdan o konuya da geleceğiz, bahsedeceğiz. Öncelikle Süper Lig'i konuşmak istiyoruz bugün. Hocam Gaziantep-Alanya önemli bir maçtı. Gaziantep 3-1 kazandı. 2 tane etkili öne çıkan takım. Gaziantep takımı iyi bir futbol oynuyor. Sizce bu durumu devam ettirebilir mi? Alanya biraz düşüşe geçti. Onlar nasıl devam eder? Sezon başı Şumudika'nın bir açıklaması vardı. Ligin başlamasına bir hafta kala. Takviye yapmazsak küme düşeriz demişti. Ondan sonra da fazla da takviye yapmadılar. Ya 1 evet, ya 2 tane takviye yaptılar. Ligin de en düşük bütçeli 2-3 tane takımından birisi Gaziantep Futbol Kulübü. Buna rağmen müthiş bir hoca bence Şumudika. Evet. Takımı konsantre ediyor. Geçen sene şey yapmış. Takım parasını alamadığı zaman gitmiş cebinden çocukların primini evet, ödemiş.
Türkiye Süper Ligi'nde tek bir mağlubiyeti olan takımı biliyorsunuz Gaziantep, evet. PK Kulübü. Şimdi ben onların bir bantını izledim. Sumedika o mağlubiyetten sonra futbolculara bir fırça atıyor. Evet evet. Onların kendine gelmesi için bir konuşma yapıyor. Tercüman da oradan evet. Futbolculara iletiyor neler söylediklerini. Ve o maçtan sonra Gaziantep takımı bir ateşlenip evet. çıkışa geçiyor. Sumedika burada teknik direktör çok önemli. Yani bu Fatih Terim de bunu aynen yapıyor. Ve Sumedika bunu iyi bir başarıyor. Ben zannediyorum tabii ki inişli çıkışlı Anadolu takımları bir hal alabilir ama baktığınız zaman isimli futbolcuları olmayan bir Gaziantep sonuca kolayca gidebiliyor. Evet. Müthiş bir takım oyunu oynuyorlar. Takım evet. olarak atıyorlar golü. Yani 3-5-2 oynuyorlar. Evet. Ve bunu çok iyi beceriyorlar. Çok yani iyi. Kalesinde bile fazla pozisyon vermeyen bir Gaziantep takımı evet. var. Ben onları gerçekten kutluyorum. Maxim vallahi, çok değerli bir oyuncu. Oyun sisteminde benim en beğendiğim oyunculardan biri. Valla 3-5-2'ye en son Lucescu'nun Beşiktaş'ı oynuyordu. Daha sonra denemeler oldu. Herkes başarısız olmuştu. Şu an Şubutika'yı gerçekten tebrik vallahi ederim. Cesaret ister. Vallahi tebrik ederim. Abi. Gerçekten evet. öyle. Alanya Spor'u nasıl değerlendireceksiniz hocam? Sizce Alanya Spor bu devam eder mi yoksa düşüşüne devam eder mi? Nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi Alanya Spor Çağdaş Atan'da bir çıkış yakaladı. Ben şöyle değerlendirmek istiyorum. Çağdaş Atan Beşiktaş'ı yendikten sonra basın toplantısında işte bana soru sormayacak mısınız? Gibi bir evet. soru yönetti orada. Orada küstü. Evet. İşte biz lider takımız niye böyle bir şey yaptınız? Takım o saatten sonra düşüşe geçti. Dikkat ediyor musunuz? Evet. 3 deplasman, 3 mağlubiyet. Aynen evet. öyle. Şimdi Alanya takımı Erol Bulut'un kurmuş olduğu bir takım ve Çağdaş Atan da hazır bir takıma geldi diye düşünüyorum. Ya Alanya kendi kendine bir Başakşehir'i bu şekilde aynı örnek verebilirim. 3 sene 4 sene sabrettiler. Sonunda hedefe ulaştılar. Alanya takımı topa sahip olan bir takım. Yani %70'lerin, %78'lerin, evet. %80'leri gibi topa sahip olan. Ama ne yapıyor? Bir Denizli maçında %83 ile yanılmıyorsam %83 ile oynadılar. Ama sonuç nedir? Denizli 1-0. David Son'a biraz mecbur kaldılar şu anda. Yani onun gol atmasına bakıyorlar. O da etkisizliği atamıyorlar. Zorlanıyorlar. Ama çok zorluyorlar. Zorluyor. Evet. Sağdan soldan fiziksel paslarla. İyiler. Tabii. Şimdi Alanya takımı da artık gelen takımlar işte bir Fenerbahçe gibi, bir Galatasaray gibi lider takım olarak gördükleri için evet. onlara daha şeyli çıkıyorlar. Konsantre daha dikkatli çıkıyorlar. Daha derslerine çalışmış şekilde çıktıkları için de biraz zorlanmaya başladılar. İşte buralarda olayı sessiz götürmek lazım. Ben yani burada işte Çağdaş Atan hocamız öyle bir yorum yaptığında işte bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Çok küçük görünse de bence etkili böyle şeyler evet. futbolda. Hı. Yeni Malatya'yı da ben bu arada beğeniyorum. Evet. Hatay 5 yapmış hocam. Ben de şu an Hatay'ı beğenmeye başladım. Hatay zaten Trabzon maçında ben Hatay'ın yabancılarını öve öve bitiremedim evet, burada. Çok iyi yabancılar var ya. Valla Malatya'yı dediniz hocam. Şimdi Yeni Malatya Fenerbahçe'yi yendikten sonra onlar da çıkışa geçti. Evet. Fenerbahçe, işte Konya Fenerbahçe'yi yeniyor. Konya çıkışa geçiyor. Malatya Fener'i yeniyor. Çıkışa geçiyor. Antep. Fener, yani aynen. Yani Fenerbahçe böyle düşüşe geçen takımlara evet. Kaybettiği zaman o takımlar mutlaka bir yükselişe evet. geçiyor. Aynen. İlaç gibi oluyor. Hocam Sertay soruyor Fenerbahçe'nin durumunu Alıçatı'dan takipçim sevgiler yollamış. Fenerbahçe'yi soruyor. İsterseniz de son geçen haftaki önemli maçı konuşalım. Konuşamadık. Evet, o biraz kısa oynandı. Geçelim yalnız. Süper Ligi artık bitirelim. Evet, yavaş yavaş. Fenerbahçe Başakşehir çok tartışmalı bir maç oldu Halil hocam. Siz nasıl görüyorsunuz? Hakem birçok hata yaptı. Fenerbahçe golü bulana kadar Başakşehir Fenerbahçe'yi sahadan sildi. Ben hatta yanımda arkadaşıma şey dedim. Ben Kadıköy'de Fenerbahçe İşte Manchester United'larla oynadı. Avrupa'da birçok maça çıktı. Bu kadar ezildiğini görmemiştim. Daha sonra işte o kırmızı kart pozisyonu verildi, verilmezdi. Şeyin golü geldi. Mesela 1-0 iken Hasan Ali 6 pastan dışarı evet. attı topu. Zaten kırılma noktası o. Evet. Evet, onu atsa bitti. O Hasan Ali'ye değil de orada işte Dembaba gibi. Dembaba'nın da eksikliği de çok orada tabii ki hissedildi. O mesela Vizca'ya falan gelse evet. onu gol yapardı. Yani maçın kırılma noktası orasıydı. Bitirdi. Bu sen neden yedekti o maç anlamadım zaten Okan Hoca'yı da. Ya benim tahminim Vizca'nın bir sakatlığı vardı. Öyle söylediler maçtan evet. önce ama Gutjansson 70'te girip maçı kaç kez çeviren, Başakşehir'e evet. maç alan. Ben teknik direktörleri hayret ediyorum. Yani Gutjansson gibi bir oyuncu. Defans arkasında çok iyi sarkan bir oyuncu. Hani Sivel'in yerine bence Gutjansson'u oynatsa evet. Fenerbahçe'ye karşı çok daha çabuk. Etkili olurdu. Aynen. Çünkü Fenerbahçe ağır. Stoperleri ağır. Çok arkaya çok atılan bütün toplarda
Fenerbahçe pozisyon veriyor. İsterseniz hocam müsaadenizle Süper Lig'i böylelikle sonlandırmak istiyorum. Murat Ülgen hocama sorularım var. Halil hocam müsaadenizle başlamak istiyorum. Başkanım hayırlı olsun. Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kıroldu. Siz de beraber yönetimdesiniz. Başkan vekilliğini sürdürüyorsunuz. Ben bu yönetimin Ordu futbolu için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki kısa ve orta vadede neler değişebilir Ordu futbolunda? Siz nasıl yorumlayacaksınız? Tabii öncelikle COVID-19 nedeniyle seçimler yapılamadı. Evet. Seçimler yapılamadığı zaman da mevcut başkan Mustafa Kılıç beyefendi sağlık sorunları sebebiyle istifa edecek. Ve istifasını verdi. Çünkü sürecin ne zaman olacağı, seçim ne zaman olacağı belli değil. Yani 3 ay evet. Ertelendi. Biz de kendi yönetim kurulu olarak, zaten Metin Kır arkadaşımız da kulübümüzde genel sekreterdi, federasyonumuzda. Onu da kendi aramızda yönetim olarak başkan seçtik. Evet, fırsat. Tabii ki amatör spor kulüplerinde kim başkan olursa olsun burada özverili olarak çalışmak zorunda. Elinden ne gelirse ardına koymak, onu yapmak, onları gerçekleştirmek için çalışmak zorunda. Biliyorsunuz orada amatör spor kulüplerinin bir geliri yok. Evet. Bir geliri daha önceleri valiliğe bağlı il özel idare üzerinden kulüplerimize yardım alıyordu. Şimdi de Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bakarak bu kulüplerimizi desteklemek zorundayız. Evet. Metin Hoca bu işleri kovalayacak. Yani başkanımız biz yönetim olarak yaptığımız projeler şu anda çalıştığımız birçok proje var bizim. Onlar seçim olmadığı için açıklayamıyoruz. Evet. Bir de biraz COVID engel oluyor herhalde değil mi başkanım? Tabii mutlaka. Yani her şeye engel olduğu gibi kısıtlama olduğu için de biz de bu işlerde şu anda engelleniyoruz. Amatör kulüplerimiz şu anda gerçekten borç içindeler. Evet. Birçok kulübümüzün de icralık olduğunu biliyoruz. Sadece futbol olarak bakmayalım. Salon sporlarında, diğer branşlarda da birçok kulübümüzün salonları, halı sahaları, sportif faaliyetleri durdu biliyorsunuz. Evet. Onun için biz Büyükşehir Belediye'mizden acilen bu kulüplerimize öngörülen, verilmesi gereken yardımı Sayın Doktor Hilmi Güler Beyefendi'den, belediye başkanımızdan en kısa zamanda yapılmasını rica ediyoruz. Bunun çalışmalarını başlattık. İnşallah bir sonuç alacağız. Bu ayın sonundan da biliyorsunuz kulüpler katılım belgelerini federasyonlara teslim ediyorlar. Artık şurada iki günümüz kaldı. Evet. Ondan sonra da amatör kulüplerin yolu çizilmiş olacak. Evet. İnşallah kısa zamanda başlamış olur. Bununla ilgili de dediğim gibi birazdan herkese önemli bir duyurumuz olacak. Hocam az önce bahsettiniz Sayın Hilmi Güler bir yardım olacak Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ama bunun nakit yardımının geciktiğini duyduk biz ve homurdanmalar başladı kulüpler tarafından. Bu gecikmenin sebebi nedir? Sizin bir fikriniz var mı bu konu hakkında? Ya tabii gecikme derken COVID. Kulüplerin çekleri hazırlanmış. Spor salonunda her şey hazırlanmıştı. Tabii Cumhurbaşkanımızın da saat 2 idi zannediyorum biz oradaydık. Saat 3 gibi de bir program olacaktı. İşleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız yasak koyunca evet. iptal edilmek zorunda kaldı. Daha sonra da bu yardımları biz alamadık. Biz sebebini bilemiyoruz. Herhalde COVID'den dolayı biraz beklemeye alındı. Tabii. Şimdi de biz görüşmelerimizi yaptık. Spor dairesinde bir yenilik oluyor herhalde. Orada bir düzenleme olup ondan sonra bu işlere bakılacağı söylendi. İnşallah kısa zamanda kulüplerimiz bu yardımı alırlar. Biraz nefes almış olurlar evet. en azından. Çünkü en azından ligler başlayacağı için benim görüşüm liglere başlayacak. Burada Bal Ligi ve birinci amatör başlayacak. Ve kirasını ödeyemeyen kulüplerimiz için de bir nefes evet. olacak. Onun için beklemedeyiz şu anda. Evet, teşekkür ederiz hocam. Pandemi dolayısıyla amatör futbolcular, amatörler ve personeller yaklaşık 10 aydır mağdur durumdalar. Hocam biz de onların burada sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün de Çubuk Spor futbolcusu Eray Şekerci telefonla bizlere bağlanacak. Ama ondan önce ben az önce de bahsettiğiniz sizce oynanacak. Peki oynanırsa hangi tarihte oynanabilir? Bir öngörünüz var mı veya bir bilginiz? Şimdi benim tahminim şu. Tabii görüşmelerimiz de oldu.
31 Aralık'tan sonra federasyon 5-10 gün içinde toplanır. Evet. O kadar sürmeye de bilir. Bir hafta içinde toplanır. Ve katılım evrakları, işte kimler katılmış, nasıl bir yol çizilebilir. Onların işte A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ve kitapçıklar evet. her şey hazır olduğunu biliyoruz. Ve bu karardan sonra 40 gün zaten federasyon bunun açıklamasını yapmıştı. 35-40 gün içerisinde de bir tarih verip benim tahminim Şubat'ın 20'sinden sonra evet. maçlar başlamış olacak. Teşekkür ederiz başkanım. Hocam peki sizin bir fikriniz var mı? Ligler oynanır mı? Oynanırsa hangi şartlarda oynanmalı? Ligler ben niye bunları... oynanmıyor ben onu anlamadım. Yani hocam çok anlamsız şu anda. Niye oynanmıyor? Voleybol ikinci evet. liginde Covid testi falan yapılmıyor. Ligler oynanıyor. Ligler niye? Halı sahalar açıkken niye ligler oynanmıyordu baldaki? Mantıklı bir açıklama yani, var mı? Mantıken hocam çok enteresan bir durum. Ben görüşmelerimi yapmaya devam ediyorum hocam. Federasyondan da birçok kişiyle görüşmeye çalışıyorum. Bilgi almaya çalışıyorum. Geçen gün federasyon, amatör federasyon başkanı Ali Düşmez'le bir görüşme yapmaya çalıştım. Kendisi telefonu suratıma kapattı. Yani ben burada bir basın mensubu olarak görüşme yapmaya çalışıyorum. Yani bilgi almaya çalışıyorum. Bu yapılan bence hoş değil. Yani en azından bir başkan olarak basına karşı biraz daha açık olmak gerekiyor. Tek ben de değilmişim. Yani bunu birçok insan yaşıyormuş. Birçok insan telefonu suratına kapatılırken görüyormuş. Yani biz bilgi alamıyoruz. Daha farklı yerden bilgi almaya çalışıyoruz. Biz burada program yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi biraz daha açık olursak daha iyi olabilir. Bu arada Eray Şekerci şu an hattımızdaymış. Hazırmış. Alo. Alo. Eray hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizlere ve oradaki değerli büyüklerime selamlar, hürmetler sunuyorum. Çok teşekkür ederiz bizlere katıldığın için. Sağ olun efendim. 10 aydır büyük bir mağduriyet yaşıyorsunuz. Bu mağduriyetler sosyal hayatınızda size ne gibi sorunlar yarattı? Nelerle karşılaştınız? Bunlardan biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle zaten fiziksel yanında biz hem mental hem de ruhen sıkıntılar ve bunalımlar yaşıyoruz efendim. Evet. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi oyuncu zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını sever. Türk futboluna da hizmet ediyoruz yıllardır ama zekiliğimiz ve çevikliğimiz yaşanılan 10 aydır mağduriyetimizle beraber efendim. Buradaki yaşanılan süreçte idman yapamadık. Evet. Beraberindeki yıkım da ister istemez efendim benim bu konuda hem maddi hem manevi bizi sıkıntılara soktu. Peki yani ben şimdi futbolun yanında tabii ki siz aile geçindiriyorsunuz. Çoğu insan bu işten ekmek yiyor. Bu tabii ki çok önemli bir zorluk. Buradan seslenmek istiyor musunuz? Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Bunları açabilir misiniz biraz daha? Ya tabii ki zaten biz şimdi bu konuya şöyle yaklaşalım. Biz her kimimiz sizin gibi değerli bizim büyüklerimiz bizim sözcüğümüz olduğu zaman da biz öncelikle şunu söylüyoruz. Biz bu mücadeleyi 10 yıldır veriyoruz. Yani başta evet. kontenjan olmak üzere akabinde şu anda dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşanan pandemiden dolayı Mart ayında ligimiz iptal oldu. Ama mesela biz ne yaptık? Buna rağmen değerli büyüğümüz başta Ali Düşmez olmak üzere evet. İstanbul ASKF önüne bir ziyarette bulunduk. Değerli büyüğümüzle yapılan istişarelerde tüm amatör kardeşlerim adına oraya giden kardeşlerim kendilerini ifade ettiler değerli büyüğümüze. Orada dedi ki şu anda işte yani verilen mücadeleyi anlattı. Kendisine de dedik ki biz o zaman bu konulardaki hani muhatabımız hani genellikle zaten şunu diyordu. Ben kulüplerin başkanıyım. Konuda da dedi ki değerli büyüğüm siz de takdir edersiniz ki biz hani bu yaşanılan süreçte bizi her anlamda her şekilde temsil ettiğiniz için rahatsız veriyoruz. Akabinde biz Ankara'da Spor Bakanlığı'na bağlı değerli büyüğümüz, Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile yaptığımız bir görüşme oldu. Orada da akabinde zaten yanına bize sağ olsun aynı günün akşamında randevu talebimizi oluşturduk. Bizim makamında ağırladı. 4 tane aramızda sözcü belirledik ve değerli Tonya Doğan Spor Kulübü Başkanı Zafer Cora Beyefendi de vardı. Biz değerli başkanımıza da anlattık. Allah razı olsun. O da kendisi Mehmet Baykan olsun, Ali Düşmez olsun. Bu ligin kurucularından olduğunu söyledi. Biz ikisine de bir teşekkür olduğumuzu, Allah onlardan razı oldu, yani razı olması için dua da ettik. Yalnız efendim dedik, hani yaşanılan süreçte artık bu konularda
Hani bizim ne bir sözleşmemiz var, ne bir sigortamız var. Sadece oynadığımız ligden başka bir gelirimiz olmadığını, yıllardır da geçimimizi, ailemizi oynadığımız futbol ve kulüplerle beraber hayatımızı idame ettirdiğimiz için bunları dedik. Bize değerli büyüğümüz de şunu dedi. İkinci ligi ve o zaman üçüncülükler oynuyordu. İkinci ve üçüncü haftasına bakıp ondan sonra herhangi bir sıkıntı ve problem olmazsa dedi, en kısa zamanda bölgesel amatör liglerinde ve tüm amatör branşlarında akabinde oynatmanın planlamasını yapıyoruz dedi. Evet. Biz değerli büyüğümüze inandık, güvendik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettiğimizi söyledik. Hepimizin içinde bir su serpildi. Ondan sonra da biz yaşanılan süreci takip ederken tabii günler, haftalar, aylar olunca da bu sefer değerli büyüğümüz Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'yla bir istişaremiz oldu. Yine Ankara'da başladı bu. Değerli büyüğümüzün spor haftasında biz yine orada amatör futbolcu kardeşlerimle beraber değerli büyüğümüze hani bir pankart açarak yani sesimizi duyurmak için, Allah razı olsun, o da yine kırmadı, yanımıza geldi ve bize kendi ağzından şunu söyledi. Amatör demek Türkiye'de bu liglerin lokomotifidir dedi. Yine biz tabii ki onur etti. Çok teşekkürlerimizi bulunduk. Ama tarih konusunda da yine değerli bakanımız bu konuda maalesef ki inisiyatif almadı. Yani net bir tarih açıklama durumu olmadı yaşanılan süreçten dolayı. Yine akabinde efendim biz İstanbul'da değerli bakanımızla yine biz yine İstanbul Riva'da başlayan ertesi günde de değerli büyüğümüzle bakanımızla tekrar bir görüşme şansımız oldu. Yine sözcü kardeşlerimle değerli büyüğümüz bakanımızın söylediği şeyler en kısa zamanda çözüm odaklı bu konuyla ilgili dünyada olduğu gibi ülkemizde olan bu pandemi sürecini anlattığında en kısa zamanda çözüm odaklı bir tarih açıklanacağını biz sözünü ve teyidini almıştık efendim. Peki Halil Hocam, yani, sizin bir sorunuz vardı yok, sanırım. Sen sor onu. Ama işte yaşanılan süreçte de sizler de takdir edersiniz ki kamuoyu da olmak üzere. Tabii ki burada ben Samsun Çarşamba'da oynarken değerli başkanım, Şener başkanım, hani Allah razı olsun, her türlü Samsun Çarşamba'da Asper kadar şampiyon olduk. Evet. Bize orada da her anlamda her şekilde bize destek oldu, onur etti bizi. O yüzden de efendim biz değerli büyüklerimizden biz şunu istedik. Biz dedik ki 70 bin bir aileyiz, 70 bin kişilik bir aileyiz. Bizim tarih konusunda değerli büyüğümüz Ali Düşmez olmak üzere, değerli büyüğümüz Mehmet Baykan, akabinde değerli bakanımız, saygıdeğer bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nu tarih açıklayıp hepimizin kahramanı olmasını ricasında bulunduk. Evet, peki son olarak ben şundan bahsetmek istiyorum. Sosyal medya ile beraber hareket ederek süper takımlarına dahi ulaştınız. Süper Lig takımlarına dahi ulaştınız. Onlar da ligin bir an önce oynanması için belli protestolar yaptılar. Bunun yankısı nasıl oldu sizin açınızdan? Yani şunu samimiyetimle söylüyorum. Zaten buralardan içimizden gelen oyuncu grupları oldukları için akabinde bize söylediği net bir şekilde şu oldu. Biz geldiğimiz yeri unutmadık. Bu konuda sizinle beraberiz. O yüzden her anlamda bu birlik ve beraberlik için sadece hani maddi zaten bir kimseden beklentimiz olmadı ama manevi olarak da bu duruşu siz saygıyı hak edecek bir hakkınızı savunduğunuz için yanınızdayız diye bu protestoları yaptılar. Evet. Onlar da hepsi saygıyı hak ederek kazanmış oldu. Tüm bu protestoyu yapan başta kupa maçında olan 3. lig, 2. lig takımları ve Süper Lig'de başta Beşiktaş Çarşı grubu olmak üzere akabinde yine Galatasaray, Allah razı olsun, bunlar taraftar kitleleri olarak bizim yanımızda oldular. Hepsine de sizin aracınızla tekrar teşekkürü bir borç bilirim. Biz teşekkür ederiz Eray, bizlere katıldığın için. Çok teşekkür ederim. Eray, ben değerli sana bir şey sormak istiyorum ama. Tabii ki. Siz şu an antrenmanlara başladınız mı Çubuk Spor'la? Tabii ki. Özellikle burada değerli büyüğümüz Emre Başkanımız inisiyatif aldı. Kulübümüzün yani bizim burada yaşanılan o hem maddi hem manevi anlamında dedi ki ben dedi kardeşim dedi amatör futbolcu sizlerin yanındayım ve ilk Çubuk Spor Kulübü olarak da diğer kulüpler de tabii var bunun içinde. Evet. Sizin yanınızda olmak için kulüpteki antrenmanlarıma başlatıyorum. Kamp için programı yaptım. Sağlık anlamında bizim
gereken dezenfektanından tutun efendim ateş ölçerine kadar tüm prosedürleri yerine getirerek antrenmanlarımızı yapıyoruz. Cuma gününden beri efendim Ankara Çubuk ilçe tesislerinde ilk etap kampımız başlamıştır. Hocamız Kurtuluş Bey ile beraber. İnşallah bunu diğer başkanlarımızdan da bekliyoruz ki zaten birçok takım da artık sahaya indi. Evet efendim. Eray çok teşekkür ederiz değerli yorumların için ve bize katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum. İyi ki varsınız. Allah'ım her daim yolunuzu, bahtınızı, gönlünüzün ekmeği yedirmeyi Rabbim nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz ederim. İnşallah sizlerin de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Eray kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet, Çubuk Spor futbolcusu Eray Şekerci bizlerleydi. Biz onların haklarını savunmaya devam edeceğiz burada. Evet, devam edeceğiz. Geçen sene Eray Çarşamba Spor'da izlemişsin Murat abi. Evet. Çarşamba Spor'unda stoperiydi, şampiyon stoper. Ona buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsi mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Sen bugün federasyonla çok yetkili bir ağızla görüştün. Yetkili bir kişiyle görüştüm. Şu anda aldığım bilgilere göre 145 takım katılım parasını yatırmış hocam ve... O 145 pazartesi günüymüş. Muhtemelen bugün o 160-170 olmuştur. 200'ü bulur denildi bana. 200-210 bulur. Evet. Yani 200 takım olduğunda da şu şekilde olacakmış benim aldığım bilgiye göre format. Onarlı 20 tane grup olacak hocam. Çift devre oynanacağı söylendi bana. Ve karar dediğiniz gibi siz de bahsettiniz. 5'inde toplanmayı düşünüyorlar. Ayın 10'una kadar bir karar açıklanır. Takımlara 40'ar günlük bir hazırlık süresi verilecek. Birçok takım da hazırlanıyor şu anda evet. Zaten. Biraz daha dişlerini sıksınlar. Evet. Büyük ihtimalle başlayacak. Oradan da hayırlı haberi vermiş olalım. Sadece federasyonun elinde olmuyor bazı şeyler. Orada bilim kurulu görüş veriyor. Yani sadece onların elinde olmuyor. Herkese de yüklenmek doğru değil ama tabii ki amatör kulüp sporcularımız da çok mağdur oldular. Evet. Ve bu süreçte de oynanabilirdi. Benim de görüşüm oydu. Oynanabilirdi. En azından Bal Ligi oynanmalıydı. Tabii ki. Yarı profesyonel diyoruz her yerde ki bazı maçlar ikincilik kalitesinde oluyor. Evet. Çoğu üçüncülükte arasında bence hiçbir fark yok. Artık bölgesel amatörlük başlamadı. Ardından bölgesel amatörlük başladıktan sonra birinci amatörlerimiz, süper amatörlerimiz de başlamadı. Orada da kesinlikle Bal Ligi başlasın, diğerleri mağdur olsun demiyoruz. Hepsi yavaş yavaş nasıl yavaş yavaş normalleştiyse Türkiye, Bal Ligi oynanır. Baktık sıkıntı yok. Mart'ın ortası gibi kısa bir devreli de olsa birinci amatör, süper amatör oynanır. Mağduriyet ortadan kalkmış olur böylece. Yani şu anda çift devre oynanacak dendi ama nasıl olur, sıkıştırılır mı? Planladıkları 3 ay boyunca çift devre sıkışık bir fikstür ardından bir ay playoff diye duydum ama ben. Başkanım. Nasıl olur başkanım? Siz daha iyi bilirsiniz. Sonuçta UEFA ile FIFA ile bir bağlantısı yok değil mi? Yani yok, tabii. Bizim federasyonumuz özellikle onlar kendileri hazırlıyorlar. Yani Şubat'ın sonunda da başlasak ne olur? Evet. Haziran'da bitirsek ligi hiçbir şey olmaz. Tabii ki artık bir düşüşe geçti bu Covid. Biraz da bizlerin dikkat etmesi gerekiyor. Yeniden bir yükselişe geçip de bu işi köreltmememiz gerekiyor. Evet. Onun için biraz daha dikkatli olmalıyız. Yani birlikte aşılama da başlıyor. Tabii ki. Çünkü çok sıkışık bir fikstür olacak. Hem pazar cumartesi maç oynayacak, hafta içi maç oynayacak. Orada bayağı bir sirkülasyon olacağı için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Yani burada umarım mağduriyet bir an önce ortadan kalkar. İşte biz bugün görüştüğümüzde ayın 6'sı, 7'si, 8'i gibi toplanacaklarını, bir açıklama yayınlayacaklarını söylediler. İnşallah Şubat'ın ortası, Şubat'ın 3. haftası gibi bir an önce ligimiz başlar. Yani çift devre, tek devre bir şekilde başlasın da nasıl olursa olsun bu mağduriyet bir an önce ortadan kalksın diye istiyorum, diliyorum. İnşallah. Buradan da seslenmek istiyorum. Gerçekten çok güvenilir bir isimden aldık. Arkadaşlarımız bize güvenebilirler. Ben Şubat'ın ortası olarak ortalama bir tarih vermek istiyorum. Yani buradan da hayırlı olsun demek istiyorum. Bugünkü görüştüğümüz kişi icra kurulunun bir numaralı adamı diyecektim. yani bir numaralı kişisi diyelim. Aynen. Ve bu şekilde sonlandırmış olalım. Murat Hocam, Ünye 1957 Spor yeni bir yönetime başladı. Siz bu yönetimi, yeni transferleri nasıl buluyorsunuz, nasıl gidiyor sizce? Tabii ben de Ünye 1957 Spor Kulübü'nde kulüp başkanı yapmış. Evet. Bir kişiyim. Bunun için zor dönemde. Evet. Artık biz zor da olsa, kolay da olsa elinizi taşın görev belirliğinde elimizi taşın altına koyuyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ben buradan değerli kulüp başkanımıza hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunmak istiyorum. Öncelikle güzel bir yönetim oluşturdular.
Şu anda baktığımda alınan futbolcular gerçekten Ünyespor'u hedefe çıkarabilecek evet. bir kitle. Beğeniyorum. Yani benim de listemde olup o oyuncuların ismini ben mesela Erhan Bey'e de vermiştim zamanında. Evet. Tavsiye etmiştim ve iyi oyuncular. Ünyespor formasına yakışır oyuncular evet, alınıyor. Birçoğu şampiyonluk yaşamış tecrübeli isimler. Tabii işlerini bilmediğimiz için şeyi bilemiyorum. Oradaki hava nasıldır. Evet. Onları bilemiyorum. Ama yine değerli yönetici arkadaşlarımızın Ünyespor'u derleyip toparlayıp o şampiyonluk havasını yakalayacaklarını umut ediyorum. Artık Ünyespor'un profesyonel ligde olması lazım. Evet. Niçin lazım? Bakın, altyapıda çalışan gençlerimizin bir hedefi yok artık. Evet. Futbolcu niye çıkmıyor Ünyespor'dan? 15 yıldan beri futbolcu çıkaramıyoruz. Değil mi? Çünkü hedefleri yok. Yani biz Ünyespor'un altyapısında, ben 7 yaşında Ünyespor'un altyapısına yazıldığımda Ünyespor o zaman 3. ligdeydi. Evet. Yani ben oraya çıkmak için bir hedef belirlemiştim kendime. Ama şu anda amatör ligde oldukları için o çocuklar kendilerine hedef çizemiyorlar. Onun için işi bırakmışlar. İşte sadece spor olsun diye iş yapılıyor gibi bir evet. şey var, izlenim var. Onun için bir an önce FAS'ımız ligde, ordumuz da ligde olduğu için bu sene dünyanın artık bu layık olduğu profesyonel lige çıkmasını canlı gönülden istiyorum. İnşallah hayırlısıyla bu sene biz de 3. ligi göreceğimizi düşünüyoruz. Peki bu yolda kimler rakip olabilir Ünyespor'a? Kimler zorluk çıkarabilir? Başka gördüğünüz bir favori takım var mı? Öne çıkan takım. Ya ben şimdi diğer takımları çok da takip edemedim işin açıkçası. Zaten fazla da onlar duyurmuyorlar şeylerini. Evet. Yani transferlerini duyurmuyorlar. Evet. Bence öyle olması daha doğru. Ben onun tarafındayım. Ben bir Amasya'nın yine bize rakip olacağını düşünüyorum. Bir Amasya takımının rakip evet. olacağını düşünüyorum. Yine Samsun'da Çarşamba Profesyonel Ligi yükseldi. Orada her zaman yine yukarıyı zorlayacak evet. bir oluşum olacağını zannediyorum. Çünkü İmdat hocamız da siz yine beraberdiniz. O da yaklaşık 2 aydan beri çalışıyor. Evet. Ligin başlayacağını tahmin ederek çalışıyor. Yine burada Niksar takımının iyi takım kurduğunu biliyorum. Çünkü geçen yıl ben onları izleme fırsatı bulduğumda iskeleti oluşturmuşlardı. Etkili oyuncuları vardı. Onların iyi takım yaptığını düşünüyorum. Ordu var. Ordu'yu zaten biliyorsunuz orada Talat hocamız var. O da iyi bir takım oluşturdu ve onların da hedefleri var. Yani bizim öncelikli rakibimiz Ordu FK ile Amasya. Niksar'da arkadan zorlar diye düşünüyorum. Handikap şu. Eğer maçlar seyirciyle oynansaydı, tabii Ünyespor seyirci evet. ordusuyla maça 1-0 her zaman önde başlıyordu. Evet. Seyircisiz maçlarda gençler daha etkin oluyor, daha çok koşuyor, daha evet. çok istiyor. Sinirli oyuncular seyirci olmadığı zaman biraz daha relax olabiliyor. Bu da sonuçlara etki edebiliyor. Evet. Onun için ben onu avantaj olarak görmüyorum Ünyespor için. Ama tecrübesiyle, oradaki yönetimiyle ve bu işi gevşetmeden, sıkı tutarak hep paralı, hep isimli oyuncular almak şampiyon olmaktan geçmez. Orada ki sirkülasyonu, oradaki inancı sonuna kadar aşılamak gerekiyor evet. oyuncusuna. Bu yöneticisiyle ve teknik kadrosuyla beraber futbolcularının bu işi sahiplenmesiyle başarabilecek bir durum. Onun için benim sorduğunuz soruya Amasya ile Ordu diyorum. Teşekkür Aynen. ederiz hocam. Siz Yok. De hakimsiniz bayağı hocam. Zaten siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben geçen hafta söylemiştim. Şu lig bir kesinleşsin. Bütün herkes bir transferini yapsın. Evet. O zaman bu iş bu hani derler köprünün altından daha çok sular geçer diye geçer ama Ünye ve Ordu bence şu an bir adım daha önde. Evet. Hocam Ünyespor'u da bu şekilde sonlandıralım. Murat hocam siz aynı zamanda Ünye Belediyesi'nde spor müdürlüğü görevini sürdürüyorsunuz. Kısa ve orta vadede belediye olarak COVID bitince ne gibi projeleriniz var? Neler planlıyorsunuz? Şimdi tabii 2000 yılından beri bizim sportif anlamda Ünye Belediye'mizi tüm branşlarda temsil ettik. Önce ben
vaktiniz almayacaksam bunu lütfen, anlatmak lütfen istiyorum. Tabii. Mehmet Türk belediye başkanımızdı. Bize kulübü kurduğunda ben kurucu başkandım o zaman. Futbol takımıyla lige girdik. O zaman sadece Üniyespor takımı ve Feyşapmak vardı. Daha sonra biz judo, güreş, tekvando, satranç, tüm branşlarda faal duruma geldik. Evet. Özellikle judoda çok büyük başarılar kazandık. Dünya birincisi, dünya ikincisi, Türkiye şampiyonlukları alan birçok sporcu ve 45'in üzerinde de milli sporcu Ünye Belediyespor formasını telletti. Bunlardan yaklaşık 15-16 tanesi şu anda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Biliyorsunuz milli sporcuların evet, böyle bir imkanı var. Biz sosyal belediyecilik olarak öncelikle gençlerimizi, çocuklarımızı sokaktan alıp sahaya çekip onları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk. Bizim birinci hedefimiz buydu. Ve çocuklarımızı sağlıklı bir birey topluma kazandırmak için sağlıklı bireyler yetiştirmekti. Yaklaşık hiç unutmuyorum. Ben 4 araçla Çınar Suyu'na yaz okulu, futbol okulu düzenleyip evet, oraya 4 araçla beraber gittiğim günleri hatırlıyorum. O zamanki belediye başkanımız Ahmet Arpacıoğlu'ydu. Minibüsleri çağırıp 4 tane oralara çocuk götürüp ben hatırlıyorum. Bizzat ben de oradaydım. Çocukluğumda. Vallahi şimdi öyle mi? Evet. Çok iyi. Şimdi tabii bir Trabzonspor'a yarışan Hüseyin Türkmen bizim kulübümüzde. O zaman çıktı. Yusuf Efil yine bizim kulübümüzden çıktı. Satrançta Türkiye derecesi aldık. Çok büyük başarılar kazandık. Güreşte Türkiye birinciliğimiz var. Özellikle judoda Haydar Aliyev turnuvasına gidip orada dünya ikinciliği kazandık. Yani milli takım adına Ünye Belediyespor takımını orada götürüp biz evet, Türk bayrağını orada çok önemli bir başarı. Yukarılara çektirdik. Hem de Gürcistan ve Azerbaycan'da. Çok büyük başarılar kazandık. Tabii o zaman sosyal medya fazla etkin olmadığı evet, için biz bunları fazla duyuramadık. Daha sonra tabii Ünyespor'un profesyonellikten düştükten sonra da artık çıkarma hevesiyle biz bu salon sporlarını biraz öteledik. Evet, yani biz bunu istemesek de Ahmet Çamer Belediye Başkanlığı'nda sadece futbol branşında evet, liglere girdik. Ve diğer branşlarda şey yapamadık, liglere giremedik işin açıkçası. Evet. Biz buradan Ünye Belediyespor'da görev yapan ve gönüllü görev yapan, biz onlara bir maaş da vermiyorduk çünkü öyle bir gelirimiz yok. Gönüllü yapan hocalarımızı evet, kutluyorum. Gerçekten topluma faydalı bireyler, sizler gibi faydalı bireyler kazandırdığımızı umuyorum. Daha sonra tabii bu görevi diğer kulüplerimiz, amatör kulüplerimiz de aldı ve Ünye'deki çocuklarımızı en azından kahve köşelerinden, evet, işte internet köşelerinden kurtardık diye düşünüyorum. Gerekiyor. Tabii ki. Biz bunları yaparken tabii hep şunu düşündük. Çocuklarımızın özellikle ben Metin Bayram hocam o zaman bizim antrenörümüzdü. Çocuklarımızı lisans çıkardığımızda ben çocuklarımızın okullarına giderdim. Mesela bunlar isim vermekle çekinmiyor. Abdullah, bizim Abdülsemin Odabaşı vardı. Evet. Endüstri Meslek Lisesi'ndeydi o zaman. Gittim müdür beyle, ya benim işte öğrencim var. Ya bir tanesine örnek veriyorum. Öğrencim var. Bunun dersleri nasıl falan. Müdür bey bana bakıyor falan. Babası hiç gitmemiş, sormamış. Siz dedi, babası mı oluyor? Yok dedim, benim dedim öğrencimiz. Yani biz çocuklarımızı bu şekilde evet, takip de ettik. Gerçekten takip de ettik. Tabii ki sorunuzda gelince de Ünye'de artık geleneksel hale gelmiş Hıncal Uluç'un da NTV televizyonda söylediği bir kum futbolu. Evet. Kum futbolu var. Bizim de Ünye ile özdeşleşmiş. Gerçekten taraftarlarımızın, izleyicilerimizin beğenisi kazanmış. Evet, Türkiye çapında kum futbolu vardı. Ben rahmetli Ahmet abimin, Ahmet 55'in takımında oynardım. 11 Ateş'te oynardım. İlk kupamı da o zaman almıştım. Daha 13 yaşında. Benim resimlerim de vardı. Face atmıştım. Orada ben onların takımında oynardım. Kupa almıştık. Ve artık kum futbolu artık ölmeye yüz tutmuştu. Yani evet, yaşatılmıyordu. İşte kimse düzenlemiyordu. Biz de belediye olarak Ünye'nin yarası, bu futbolu, bu kumu, hem kumumuzu tanıtalım hem de burada kum futbolunu yine canlandıralım diye başlattık.
Ve artık gece de oynatmaya başlattım biliyorsunuz. Evet. Orada güzel bir ortam, ambiyans ve canlı yayınıyla buradan çok teşekkür ediyorum TRT Spor yorumcumuz Bünyamin hocama, Bünyamin Gezer hocam. O zaman federasyonda Kutlusu başkanla beraber başkan yardımcısı görevindeydi ve hasta hasta gelip bizim maçımızı yönetti. Bu bizim için çok önemliydi. Niye? Biz üyemizin ismini duyurmak için çabalıyoruz. Kültürel açıdan hem gençlerimize spor yaptırırken de bunu da amaçlıyoruz tabii. Ve orada maç yöneterek üyemizin de ismini duyurdu. Yine Metin Kır başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Orada her zaman düdük çaldı. Bunun yanında Ünye Belediyesi'nin karşısında köprünün oraya kumsaya biz futbol kale direkleri diktik. Evet. Çınar Suyu'ndaki direkleri oraya getirdik. Orada Cevizdere'ye gidemeyen takımlarımızın da orada idman yapabilmesi için bir Hüseyin Tavlu Başkanımızın talimatlarıyla bir saha oluşturduk orada. Çok da iyi oldu. Orada Orhan Hocam ve Osman Çakın Hocam devamlı çalışıyor. Kartal Spor devamlı çalışıyor. Onları görüyorum sürekli. Buradan Osman Hocam'a da teşekkür ederim. O da çok destek oldu orada bizim bu sahayı hazırlamamızda. Bu yaşta 8-9-10 yaşındaki gençler için kum gerçekten iyi bir antrenman, iyi bir zemin. Çocuklarımızın güçlenmesi için. Biz oralardan yetiştik. Murat Sözkesenler, Arifler oralardan çıktı. Başaranlar oralardan çıktı. Yine kum futbolundan sonra oraya hazırladığımız sahada da ben şöyle bir projem var. Onu hazırlayıp dosya olarak başkanımda sunacağım. İnşallah Covid biter. Ortaokullar arası futbol turnuvaları düzenleyip işte 23 Nisan'da ilkokullar ve ortaokullar arası. 19 Mayıs Spor Bayramı'nda liseler arası. Orayı da canlandırabilmemiz erbabına böyle bir turnuvalar hedefliyorum. Yine plajda işte bayan voleybol turnuvaları. Geçen sene Alparslan Öz Başkanım'la beraber yaptık. Yalı'da. Yine onu sürdürmek istiyoruz. Bu Yalı mevkinde de onu oynatmak istiyoruz. İşte Kırkevler mevkinde onu oynatmak istiyoruz. Benim bir tek şöyle bir projem daha var. Bunu çok önemsiyorum. Yaptıramadık bu zamana kadar. Bir gece cumartesi, işte pazar gecesi olur. Cumhuriyet Meydanı'nda bir ring kurup orada 2-3 dünya şampiyonu. Biz onu Cavit Aslan'la hocamızla görüşmüştük. Böyle sporcuları İran'da mesela var böyle sporcularımız. Yine Almanya'da var. Onları getirip orada bir ring kurup gece kickbox işte çok güzel böyle bir projelerimiz var. Yine daha önce benim yaptığım pimpon masalarını Cumhuriyet Meydanı'na kurduğumuzda orada pimpon turnuvası düzenlemiştik. Orada masa tenisi turnuvası düzenlemiştik. Onları yine yapmak istiyoruz. Yine orada satranç turnuvalarımızı yine canlandırmak istiyoruz. Çok sporcumuz var, çok zeki sporcularımız var satrançta. Gerçekten satrançta Türkiye'de derece yapmış. Ünye Belediyespor'un sporcuları vardı. Geçmiş dönemde onları sürdüremedik. Faal değildi kulübümüz, sürdüremedik. Yine güreşte Zekai Şengen hocamızla dereceli şeylerimiz oldu bizim. Hedeflerimiz oldu güreşte. Türkiye şampiyonu çocuklar çıkardık. Yine bu turnuva yapıp spor salonumuzda güreşi de canlandırmak istiyoruz. Yine canlandırmak istiyoruz. Yine atletizm yarışmaları yaptık bu daha önce. Gençlerde, çocuklarda ve yaşlılarda yapmıştık. İşte araçları ayarlayıp en azından Carrefour mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar asfaltın bir tarafını sabah 10'la 11 arası kapatıp orada bu atletizm yarışmaları daha önce düzenledik. Bunları yine sürdürmek istiyoruz. Yani Ünye spor şehri, sporla Ünye iç içe böyle birçok şimdi hatırlayamadım böyle şeyleri faal duruma getirmek istiyoruz da inşallah Covid bittikten sonra yine Ünye dışarıdan gelenler için burası neymiş ya cıvıl cıvıl yine dedirtmek istiyoruz. Festival zamanları gerçekten otobüsten geçenler, yol üzerinden geçenler bizim arkadaşlarımız telefon açıp gerçekten hayret ediyor. Ünye nasıl bir yer diyor. Evet. Buraya gelen aşık oluyor. O kadar oluyor. Güzel bir yer gerçekten. Şimdi son 4 dakikamız var. Bir yorumları okuyalım. Burada abiye çok selam var.
Murat Arslan, üç güzel insan harikasınız demiş. Halil Cancan, iyi akşamlar. Terme'den Murat Ülgen abime ve Halil Hoca'ya sevgiler, saygılar, iyi yayınlar demiş. Barış Altıntaş, teşekkür ederiz Halil Hocam. Size ve kanalınıza sesimiz oluyorsunuz demiş. İsa Fuat, ağzınıza sağlık diyor. Yakup Başkurt, sesimiz oluyorsunuz, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Metin Tamtürk, iyi yayınlar diliyorum, selamlar demiş. Sedat İlkan Yeşilyurt, iyi yayınlar, selamlar diyor. Musa Çiftçi, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Fethiye'den saygılar, sevgili Murat Ülgen demiş. Bu şekilde yorumlar. Hocam müsaadenizle son soruma geçmek istiyorum. Süremiz de kısıtlı. Murat Hocam, Ünye veteran takımı hazır mı? Burada ne olacak? Lig oynanacak mı? Var mı? Ligler oynanacak mı? İnşallah takımımız hazır. Fahri Gülay Başsavcım da bizi izliyor şu anda. Onlara çok selamlar iletiyorum. Atilla Başkanım ve Fahri Başsavcım'a. Veteranlar takımımızın takım kaptanları kendileri. Her zaman bizim yanımızdalar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bize güç veriyorlar. Veteranlar takımımız biz lige katılım bedellerini ödedik. Amatörle inşallah amatörle beraber veteran ligi de başlayacak. Ben Veteranlar Ligi'nin de az önce görev söylerken onu da unuttuk tabii. Birçok görev olduğu için Veteranlar Ligi'nin de ben federasyonunda görevliyim. Sağ olsun başkanımız bize de orayı da layık gördü ve seni yanımda istiyorum dedi. Biz de artık futbolu bırakmış insanlara hizmet vermek için orada olduk. Bunlar hep tabii gönüllü işler. Oradan bizim bir beklentimiz ve bir gelirimiz yok. Zaten gönüllü olan işler bunlar. Şöyle bir plan var Veteranlar Ligi ile ilgili. Bizi izleyenler de söyleyebilir. Eğer maçlar başlamazsa da Antalya'da Haziran-Temmuz ayları içerisinde takımları oraya çağırıp orada Türkiye Şampiyonası düzenlenmesi planlanıyor. Eğer bu Covid'den dolayı maçlar başlayamazsa ama büyük ihtimalle de amatörle beraber Veteranlar Ligi'nin de başlayacağı. Biz takımımızı oluşturduk. Burada da hedef futbolu bırakmışları yine eski günlere döndürmek. Güzel bir ortamımız var. Biz yaklaşık 2 yıldan beri katılıyoruz. İlk yıl Zafer Öztürk'tü hocamız Ordu'da. Ordu takımıyla ben de takım kaptanıydım. Şampiyon olduk. Orada Ordu'yu çok güzel temsil ettik. Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz'in şampiyonu olduk o sene. Bu geçen sene de yine o bölgede mücadele ettik. Biraz şampiyonluktan öte sonuç aldık ama bir dostluk, bir arkadaşlık ortamı çok güzeldi orada. Bu sene de yine güçlü bir takım oluşturduk. Takımımız çok iyi. Daha geniş kadroya sahip. 32 civarında sporcu ordumuz var. İnşallah Ocak 5'te, Ocak 6'da iyi haberler alırız da amatörlüklerle beraber biz veteranları da başlatırız. İnşallah başkanım. Bu arada bu sezon yeni transferiniz var. Dozer Kadir abi. Veteranların vaka yemesi olacağım diyor bu sene. Ya tabii Kadir de Ünyaspor'da futbolcuydu o da. Kadir de bizim aramızda en azından futbol aşkı, futbol sevgisi o arkadaşlık ortamını gördüğünde aramıza katıldı. Biz çok memnun olduk. Ve artık Murat Sökesen sahada da antrenmanlarımızı bu yasaktan önce devamlı haftanın iki akşamı gidip beraber oluyorduk. Çok özledik o günleri, o geceleri. İnşallah hayırlısıyla bunu el birliğiyle indirip, yok edip COVID'i yine eski günlerimize dönmek. Hadi İnşallah biz. Başkanım. Çok teşekkür ederiz. Bizlere katıldınız. Değerli yorumlarınızla bizlere destek oldunuz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bizi izleyenleri sıkmamışızdır. Hoş sohbet olmuştur. Çok güzel. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Güzel işler yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Program süremizin sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Moda TV ekranlarında Halil Korkmaz hocamla beraber sizlerle birlikteydik. Haftaya tekrardan sizlerle olabilmek umuduyla iyi akşamlar.